Philadelphia. 300 yıl sonra. Ve ölüler hesap vermek için dirildiklerinde yegane yardımcıları bu dünyada ortaya koydukları güzel eylemler olacaktır. Hiç kuşkusuz vaat edilen o günde bugünkü davranışlarınızı hatırlayacak, yaptığınız bütün kötü eylemlerden ötürü pişman olacaksınız. O gün keşke günah işlemeseydim, keşke zulmetmeseydim, keşke kötülüğe kötülükle cevap vermeseydim diye yalvaracaksınız. Efendim, halk soruyor, ölülerin dirildiğine nasıl kesin olarak inanabiliriz? Bugüne kadar hiç kimse dirilen bir ölüyü görmemiş. Ölülerin dirildiği görülmüştür. Allah kudretiyle, peygamberimizin eliyle ölüleri diriltmiştir. Ama sevgili peder, bu eski çağlarda olmuş bir şey. Bugünle ilgili konuşmamız daha doğru olmaz mı? Biz şimdi ikinci bir hayata nasıl inanabiliriz? Allah hepimizin gönüllerini hidayet nuruyla doldursun. Ama peder, ben Tanrı'nın ölüleri nasıl dirilttiğini görmek istiyorum. Bu yanlış bir istek mi? Bu sözleri sarf etmek günah mı? Müsaadenizle sormak istiyorum. Angelus mağarasında yatanların vücutlarının bozulmadan bugüne kadar geldiği doğru mudur? Böyle bir şey söyleniyor. Bize bilgi verebilir misiniz acaba? Bunun benim sorumla ne ilgisi var? Eğer doğruysa çok ilgisi vardır. Birkaç insanın bedenini yüzlerce yıl bozulmadan koruyan bir tanrı, hiç kuşkusuz çürümüş cesetleri de diriltebilir. Ben bu konuda daha derin araştırmalar yaptıktan sonra sizleri bilgilendireceğim. Tanrım, bize merhametini esirgeme. Saire ışıdığından daha görkemli ve daha büyük bir nurla faranı aydınlat. Büyük baba, biz sairin anlamını biliyoruz. İlahi nurun Efendimiz Mesih'e ışıdığı dağın adıdır. Doğru mu? Aferin, doğru biliyorsun. Yine Allah'ın Hazreti Musa ile konuştuğu dağın da bu dağ olduğu söyleniyor. Bu da doğru mu? Kesinlikle evladım, aferin. Ama siz az önce farandan da söz ettiniz. Bugüne kadar hiç duymamıştım. Faran, Efendimiz Hazreti Mesih'ten sonra Allah'ın son peygamberinin zuhur edeceği bir mekanın adıdır. Yani Mesih'ten sonra başka bir peygamber de mi gelecek efendim? Evet sevgili kızım. Bizim peygamberimizden sonra başka bir peygamber gönderilecek. Onun adı övülmüş olacaktır. Büyük baba, övülmüş ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Fakat onun yolundan gidenler insanların en hayırlıları olacaktır. Efendim, peder Filus geldiler. İçeri buyur et kızım. Evet. Peder Filus beni görmek istiyor. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın sizleri yine burada bekliyorum. Gidebilirsiniz. Yarın size başka bir hikaye anlatacağım. Yaşlı Arius'a selam. Selam peder. Sizi bekliyorduk. Ne iyi ettiniz de geldiniz.
Çok memnun oldum. Aha, bu sizin yüce gönüllülüğünüz. Mari nerede? Onu torunlarınızın arasında göremiyorum. Amcasını ziyaret etmek için Philadelphia dışına çıktı. Önümüzdeki hafta geri dönecek. Torununuz Mari gerçekten de Tanrı'nın sevgili kullarından biridir. Onda iman, takva ve bilgiyi bir arada görmek mümkün. Ben ondan çok şey öğreniyorum. Siz de çok alçak gönüllüsünüz. Buyurun lütfen. Buyurun içeri. Teşekkür ederim, vaktim yok. Arabam hazır. Siz de uygun görürseniz beraber Angelus Dağı'na gitmek istiyorum. Eğer şereflendirirseniz... Angelus Dağı'na mı? Ne yapacaksın? Size yolda anlatırım efendim. Rakim ve Angelus Dağı'na gitmemenize şaşırdım. Ben çok az seyahate çıkarım. Bugüne kadar Philadelphia'dan çok nadir ayrıldım. Eğer ecdadımızdan olan Maximilian Hazretleri'nin öyküsünü cemaate anlatmaya söz vermemiş olsaydım... ...belki bu seyahate de fırsatım olmayacaktı. Bu yüzden çok memnunum efendim. Mağara şehitlerinin öyküsünü sana eksiksiz anlatacağım. Hanedanımız bu kıssayı kuşaktan kuşağa anlatarak korumuş. Pek bir şey kalmadı. Şu gördüğün Angelus Dağı. Bak işte orada. Bu dağ sanki tanıyor gibiyim. Daha önce onu görmüşüm gibi hissediyorum. Fakat daha önce buraya gelmediğinizi buyurdunuz. Doğru, gelmedim. Dikkat edin. Evet, işte bu dağı görmeyi arzuladığın Angelus Dağı. Bu dağın niçin bana bu kadar tanıdık geldiğini anlayamadım. Ürkütücü bir dağ. Kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği dağ işte burası dostum. İşte Angelus Dağı. Tabii ya, ben burayı daha önce rüyamda görmüştüm. Gösterdiğiniz noktadan büyük ve yoğun bir nurun ışığını gördüm. Sonra dağdan bir adam aşağı inerek karşımda durdu. Ve işte o esnada da uykudan uyanmıştım. Bu dağın ve Rakim mağarasının sırrı hala... Philadelphia eyaletinin büyük rahibi Adnan Hazretleri. Selam size yüce rahip. Selam size ekselans Theodor. Hoş geldiniz. Sarayımız girişinizde aydınlandı. Şeref verdiniz. Buyurun. 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 Evet, sizi dinliyorum. Yüce Rahip, kilisenin durumu nedir acaba? Papa'nın biraz hasta olduğunu duydum. Papa'nın hastalığı önemli değil, geçer. Ben buraya daha önemli bir iş için geldim. Daha önemli bir iş mi? Efendim, dini meselelere olan ilginizde bir azalma... gözlemliyorum. Herhalde ordu ve eyalet işleriyle uğraşmak sizi halkın dini işleriyle ilgilenmekten alıkoyuyor. Keşişlerin yapması gereken işi ben mi yapmalıyım yani? Onu mu söylüyorsunuz? Efendim, putperestler kurdukları gizli teşkilatlarla halkın inancını zayıflatıyor. Bunu dikkate alın. Mesela ne yapıyorlar? Fitne çıkarıyorlar. Kiliselere sevi olarak giriyor, ipe sapa gelmez sorular soruyorlar. Bütün bunları çok kurnazca yapıyorlar.
Tanrı'nın kulları arasında fitne ve fesat çıkarıyorlar. Papa'nın muhterem temsilcisinden bunları duymak hiç hoş değil. Peki ben ne yapabilirim? Sorulara sizler doğru cevap vererek fitneyi önleyebilirsiniz. Elçiye zeval olmaz. Papa Hazretlerinin bu konuda bir şeyler yapılması için kesin emirleri var. Bunu bildirmek isterim. Kesin emir vermişmiş. Anlatıldığına göre onlar bu tünelden kaçmış. Başınıza dikkat edin. Sizce de burası biraz fazla temiz değil mi? Burasını temiz tutmak hoşuma gidiyor. Devamlı gelirim ve temizlerim. Belki inanmayacaksınız ama bazı vakitler burada bol bol yürürüm. Çok tuhaf. Demek onlar bu yolu kullanarak kaçtılar. Bu tür tüneller o zamanlar ne tür amaçlar için kullanılırdı efendim? Biliyor musunuz? Öyle anlaşılıyor ki bir tehlike anında kaçmak için yapılmış. Ben başka bir neden bulamadım. O zamanlarda da bu kütüphane var mıydı acaba efendim? Evet. Gördüğün kitapların çoğu o zamandan kalma. Anlattıklarına göre Maximilian Hazretleri kitap okumayı çok severdi. Çok ilginç. Siz Maximilian Hazretleri hakkında çok şey biliyorsunuz. Oturun lütfen. Onların Galus adında bir köleleri vardı. Galus bu aileye duyduğu sevgiden ötürü efendisinin yaşamına ait olayları en ince ayrıntısına kadar diğer kuşaklara nakletti. Ve bu kuşak da diğer kuşaklara. Efendim, hanımefendi Liza geldiler. Selam size sevgili Arius. Allah'ın selamı üzerinize olsun bayan Liza, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Selam peder Filoz, selam peder Arius. Hoş geldiniz. Selam sizlere sevgili kızlarım. Hoş geldiniz. Hanımefendi bizim yakın akrabalarımızdandır. Ben her zaman kızlarıyla birlikte kendilerini kilisede görüyorum efendim. Doğrusunu isterseniz ben artık bu kızların mümin olduklarını hiç sanmıyorum. Utanarak söylüyorum ama doğrusu bu. Bayan Liza'nın yanıldıklarını düşünüyorum. Niçin böyle söylüyorsunuz acaba? Biliyor musunuz? Hayatımda hiç bu kadar altüst olmamıştım. Ey mukaddes Meryem, ey mukaddes Meryem, sen bana yardım et. Ne oldu Liza? Çok mustarip görünüyorsun. Ben çocuklarımın iyi birer mümin, iyi seviye olması için elimden geleni yaptım, inanın. Bu yüzden onların herkesle arkadaşlık etmelerine izin vermedim. Ancak son zamanlarda... Nasıl söylesem, son zamanlarda küfür içeren birçok şey söylüyorlar. Ya da ben öyle zannediyorum. Buraya da bu yüzden bana yardım etmenizi istemek için geldim. Ne oldu kızlarım? Gelin buraya oturun bakalım. Evet, anlatın bakalım ne oldu? Ben bir şey söylemedim peder.
Yalnızca arkadaşımın bana sorduğu soruyu anneme sordum. Ve kendisi de buna çok bozuldu. Yanlış bir şey yaptığımı sanmıyordum peder. Kız kardeşim kendisine ve diğer çocuklara eziyet eden bir oyun arkadaşına bu kötü davranışlarından ötürü Allah seni cehenneme atacak dedi. O kız da gülerek cehennem nedir, cennette neyin nesi, bunların hepsi yalan gibi laflar etmiş. Biz de bunları annemize sorduk fakat daha cevap alamadık. Fakat o da bize aksine çok kızdı. Bana bu dünyadan sonra başka bir dünyanın olduğu ne malum? Öldükten sonra dirileceğimiz ne malum? Bugüne kadar ölen birinin dirildiğini gören olmuş mudur gibi sorular soruyorlar. Bunları nereden duydular, kimden öğrendiler bilmiyorum. Bize yardım edin. Görüyor musunuz? Bu tür şüphe ve tereddütleri çocukların dünyasına da sokmuşlar. Evet kızım. Efendimiz Mesih ölüleri diriltti ve bunu herkes gördü. Sizin için inanmak belki biraz güç olabilir ama size başka deliller de getirmek isterdim. Ancak anlayıp anlamayacağınızdan pek emin değilim. Bakın sevgili yavrularım, eğer cennet, cehennem, ödül ve ceza olmazsa bu hayat boş ve anlamsız olur o zaman. Hakim Allah ve bu muhteşem düzeni sırf birkaç gün seyretmek ve sonra da yok etmek için yaratmamıştır hiçbir zaman. Allah'a sığınırım. Böyle bir şeyi hiçbir varlık yapmaz. İnsanı yoktan var eden Allah için insanı yeniden diriltmek güç değildir. Ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz şimdi evlatlarım? Ben bu cevapların insanların zihinlerindeki şüphe ve tereddütlere gidereceğini hiç mi hiç sanmıyorum. Sadece bir görgü tanığı ya da bir mucize bütün bu şüphe ve tereddütlere yanıt verebilir efendim. Bir avuç şüpheci bilerek ya da bilmeyerek insanların zihinlerini bulandırıyor. Kilise ve İseviliği sorguluyorlar. Ben bütün bunların Theodor ve putperest müşaviri Heraklius'un başının altından çıktığından adım gibi eminim. Yarın bunun hesabını papaya nasıl veririz? Efendim, papanın sorularından korkmak yerine kıyamet gününde Allah'ın sorularından korkmamız daha doğru. Theodor inançlı bir insandır. Onun elinden bir şey gelmez. Belki benim eylemlerim halkın inancını zayıflatmıştır. Theodor inançlı biri madem, putperest Heraklius'un onun sarayında işi ne? Heraklius'u Roma ordu komutanı olarak yollamış. Theodor'un bunda ne günahı var efendim? Çok ilginç. Peder Filus'un niçin Theodor'u savunduğuna bir mana veremiyoruz. Yoksa... Yoksa ne? Burnunuzu başkalarının işine sokacağınıza biraz da yaptığınız işe bakın. Senin vaazlarda söylediklerinle yaptıkların birbirleriyle örtüşüyor mu? İnsanların sordukları sorulara niçin sevgi ve hoşgörüyle cevap vermeye çalışmıyorsunuz? Sen bugüne kadar verdiğin cevaplarla kaç kişiyi ikna etmeyi başardın? Sen ve sen ve ben. Hepimizin öbür dünyayla ilgili bir sorunumuz gerçekten yok mu? Sizin gündeminizde böyle bir soru yok mu? Gelin bu hususta Allah'tan yardım dileyelim. Yeter artık Filus, yeter! Kilisemizin keşişi bunca ihanet dolu söz sarf ettikten sonra diğerleri ne söylese yeridir. Kiliselerin %70'i halkın zihnini bulandıran bu tür propagandalardan zarar görüyor. Kiliseye giden müminlerin çoğu İseviliğin temelleri ve öbür dünyaya ilişkin konularda şüphe içindedirler. Hala bu tür konuları gündeme getirenlerin gerçek niyetlerini
anlayabilmiş değiliz. Aslında gayet açık. Biz görmezlikten geliyoruz. Allah'ın taraftarlarıyla şeytanın taraftarları arasında her zaman bir savaş olmuştur. Ekselansları, şeytanın taraftarları da nereden çıktı ha? Bu soruları gündeme getirenlerin çoğu İsevi'dir efendim. Bu hepsinden de kötü. Eğer müminler kıyamet gününe inanmazsa dinden geriye ne kalır? Şüphe ortaya çıktığında herkesin yakasına sülük gibi yapışır efendim. Hele hele bu şüpheler bizim de nefsimize hoş geliyorsa. Öbür dünyaya inanmak için her şeyden önce dünyevi lezzetlerden uzak durmak gerekir ki bu da insanın pek hoşuna gitmez. Papa'nın temsilcisi olan Adnan bir şeyler yapmam için bana baskı uyguluyor. Bu taneleri zor kullanarak yıkmak kolaydır ancak gönülleri fethetmenin çok zor olduğunu bilmiyor. Öbür dünya inancını insanlara dayatamayız. Ben gerçekten de hayret ediyorum. Ekselansları ne tür konularla zaman öldürüyorlar? İmparator 2. Theodosius şu anda Konstantinopolis'te Atilla'nın ordularına nasıl direneceklerini düşünürken siz burada insanların inançlarını tartışıyorsunuz. Atilla savaşı kazanırsa artık inançları üzerinde tartışacağınız ne bir hak ne de bir ülke kalır. Beni çok iyi dinle Heraklius. Ordu donanımı, sevkiyat ve savaştan söz ettiğimizde senin fikrini sorarız. Şimdi gidebilirsin, hadi. Efendimiz, ona çok dikkat etmelisiniz. İnançsız bir insandan her türlü ihanet beklenebilir. O bazı konularda canımı sıkıyor. Ne de olsa savaş adamıdır. Yanılıyor muyum Barnabas? Haklısınız efendim. Ben yalnızca ona biraz daha dikkat buyurmanızı söylüyorum. Hepsi bu. Çok komik. Theodor yeryüzünü düşüneceğine gökyüzünü düşünüyor. Ben onun Suriye yönetimi için uygun olmadığını düşünüyorum. Yönetici olacağına keşiş olsaydı daha iyi olurdu, öyle değil mi? Halihazırda Kartacılılar bizi tehdit ediyor. Theodor bunu dikkate almıyorsa biz almalıyız. Ne demek istiyorsunuz yani? Şunu demek istiyorum. Eğer Theodor işleri yapacak yeterlilikte değilse biz onun yerine yapmalıyız. Theodor'un yeterli olmadığını nasıl anladınız? İmparator da buna benzer laflar ediyordu. Yoksa o da mı gerekli yeterliliğe? İmparator inanmadan söylüyor. Ancak Theodor gerçekten inanıyor. Ben bütün bu sözlerin boş olduğunu düşünüyorum. Bütün bunlar Theodor'un yetersizliğini ortaya koyuyor. Bu tartışmanın bize ne faydası var? Ben sadece Theodor'un düşünmediğini, düşünmemiz gerektiğini söyledim. Hepsi o kadar. Anladınız mı? Gidelim. Hadi. Thank you.
dostlarım, uyanın, uyanın. Hadi kalkın. Kalkın dostlarım, uyanın. Sırtım, sırtım. Ne kadar ağrıyorum. Ayaklarım. Ayaklarım. Kolumu kaldıramıyorum. Benim de ayaklarım ağrıyor. Her tarafım çok kötü tutulmuş. Ne kadar uyuduk ki biz bu hale geldik ha? Dışarıya bak. Antonius. Anlayamıyorum. Neden ayaklarım yürümüyor benim? Anlamadım. Baksanız buraları ne kadar değişmiş. Bu çok tuhaf. Acaba ne oldu? Bunlar nedir? Bu taşların burada ne işi olabilir ki? Sabah geldiğimizde bunların hiçbiri yoktu. Bunları fark etmemiş olmamız mümkün mü sizce? Hadi içeri girelim. İçeri girelim. Sevgili Maximilian, mağaranın dışı çok değişmiş. Mağaranın ağzı taş ve otlarla kaplanmış. Ne dedin? Hala uyanmadın mı Katmir? Yoksa sana attığım taşı unutmadın mı? Sizce biz ne kadar uyuyorduk arkadaşlar? Gün ortasını... Sanırım birkaç saat geçmiş. Bence bundan çok daha fazla uyuduk. Belki bir gün, belki de bir gün bir gece tam uyuduk. Ne dersiniz? Kollarım of. Bir iki saatlik uyku beni bu kadar acıktırtmazdı. Sizler de aç değil misiniz? Hiç olmaz olur muyum? Bugüne kadar hiç bu kadar acıkmamıştım. Senin uykun mu geliyor Katmir? He? Bu taşlar burada değildi. Bu otlar da biz gelirken burada yoktu. Haklısınız. Ben de bu tür otları daha önce hiç görmedim. Galiba biz bir süre uyuyakalmışız. Her şey değişmiş. Bir süre mi? Ne demek istiyorsunuz? Ne kadar uyuduğumuzu Allah bilir. Bunca toz toprak üzerimize nasıl kondu? Çok ilginç. Ben buraya birkaç kez geldim ama... ...o taşlar orada değildi. Dostlar, yemek işini nasıl halledeceğiz? Keşke yanımıza biraz fazla yiyecek alsaydık, iyi olur. Şu anda buradan dışarı çıkmak çok tehlikeli. Ben gidebilirim. Rakim köyüne gider yemek alır gelirim. Pekala git. Ancak çok dikkatli ol. Askerler buraya varmış olmalı. Dur bunu dikkat da et. Al. Peki çok yemek alırsan şüphelenmeyecekler mi?
Hiç merak etmeyin. Hemen döner gelirim. Meraklanmayın. Çok dikkatli ol. Dikkat et kendine. Gel Katmir. Beni takip et. Hadi gel, hadi Katmir. Çok tuhaf şeyler hissediyorum. Antonius'un başına bir şey gelmesin. Çok haklısın. Zira ben de her şeyi değişmiş görüyorum. İnşallah başına bir iş gelmez. Dostlarım,